Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Merakla beklediğimiz büyük gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk 2024 sınav sonuçlarını açıkladı. Sınav sonuçlarına bakanlığımızın www.meb.gov.tr sitesine girerek hepiniz ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdiden kazanan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Ama öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Bundan sonraki süreçlerle de ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. İşte kartın çıkması, ne zamana kadar burs alacaksınız, nasıl olacak? Bunlarla da ilgili videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip Paylaşabilirsiniz arkadaşlar hemen ben size nereden bakabileceğinizi de göstereyim sonra birazcık yorumlayalım çok uzun tutmayacağım videoyu Bakanlığımızın sitesini açıyorsunuz hemen ana sayfayı açtığınızda bakın ilk sırada ilk öğretim ve orta öğretim kurumları Bursluluk sınav sonuçları açıklandı diye bir haber var buraya giriyorsunuz ve aşağıda sonuçlara ulaşmak için tıklayınız diye bir bölüm var Burada ilk defa bir şey gördük arkadaşlar. 70 bin başarılı öğrenciye burs verilecek deniliyor. Kılavuzda kontenjan yazılmamıştı. Geçen sene 100 bindi. Daha önceki yıllarda 70 bindi. Kılavuzda yazmadığı için biz kaç kişiye burs verileceğini bilmiyorduk. İlk defa bugün öğrendik. 70 bin öğrenciye burs verilecekmiş sevgili arkadaşlar. Sonuçlar ulaşmak için tıklayınız diyor. Girdiğinizde sizleri bu ekran karşılayacak. TC kimlik numaranızı, gün, ay, yıl olarak doğum tarihinizi ve güvenlik kodunu girdiğinizden sonra da artık sonuçlarınıza ulaşabileceksiniz. Sonuçlarınızı ekrana geldiği andan itibaren puanınızı göreceksiniz, kazandınız, kazanamadınız yazısını göreceksiniz. Kazanamayan arkadaşlarımızla ilgili bu sene bir değişiklik olmuş. Onu da hemen açıklayayım arkadaşlar. Bakanlık şöyle yapmış kazanamayan arkadaşlarımızla ilgili kaç puan aldığını yazmış ve bu sene kaç taban puanla kazanıldığını da yazmış. Daha önceki yıllarda böyle bir şey yapmamıştı. Kendi puanınıza bakarak hemen bir altında kazanamadıysanız orada da o sınıfın taban puanı yazıyor arkadaşlar. Girdiğiniz kontenjanın taban puanı yazıyor. O yüzden onları da hatta hemen söyleyeyim ben sizlere. Not almıştım. Telefonuma bunu bir ekran kaydı olarak çekmiştim. 5. sınıf öğrencilerimiz için diğer kontenjan tabanı 477,93 olmuş. 6. sınıflar için taban 468,22 olmuş. 7. sınıf taban puanı 460,21 olmuş. 8. sınıf taban puanı 469,27 olmuş. 9. sınıf taban puanı 416,14 olmuş arkadaşlar. Bu puanın üzerinde yer alan arkadaşlarımız bursluk bursluk almaya hak kazandılar. Bakanlığımız ilk defa böyle bir uygulamaya gitti. Kazanamayanların ne kadarla kaybettiklerini de görmeleri açısından bence üzülecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bir tecrübe elde ettiniz. Emin olun düzenli bir çalışmayla, tertipli, dizi, disiplinli bir çalışmayla öğrencilerimiz sınavı kazanacaklar. Bu öyle bir sınav. Daha önce sizlere neler yapmanız gerektiğini anlatmıştım. Demiştim ki şunları şunları yaparsanız büyük ihtimalle düzenli de çalışırsanız kazanacaksınız. Burslu kimler kazandı? Hepinizi yorum bölümüne bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara kazanan kazanamayan arkadaşlarımız puan durumlarını yazarlarsa hep beraber değerlendirebiliriz. İnşallah ekranı açtığınızda hepinizde kazandınız yazısı vardır. Çünkü bu süreci birlikte yürüttük. Ben sizlerle birlikte mutlu oluyorum. Siz kazandığınız zaman gerçekten kazanamayan arkadaşlarımızı da görünce onlarla birlikte üzülüyorum. Keşke olsaydı diyorum. Ama hepimizin hakkında hayırlısı olsun diyerek artık videomuzun sonuna gelelim. Bundan sonraki süreçlerle de ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. O videoları da kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.